Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü bu program tamamen sizin programınız arkadaşlar. Sizin için hazırlandı ve sürekli olarak sizi düşünerek hazırlandı. Bu yüzden tekrar ve tekrar programa hoş geldiniz. Arkadaşlar eğer şu an bu saatte ilk kez Sat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarımız varsa ve kim bu abla acaba böyle neler konuşuyor, neler anlatıyor diye düşünüyorsanız aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk Çocuk programında sizlerle buluşuyor oluyorum ve o kadar çok şey paylaşıyoruz ki bence benim anlatmama hiç gerek yok. Siz izleyin ve görün diyorum arkadaşlar. Bu arada aşağıda da bir WhatsApp numaramız var. Bu WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere video, resim, fotoğraf, yazı, ses kaydı her şeyi gönderebilirsiniz. Bizden sizler gelen haberleri heyecanla bekliyor oluyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız bugün de sizler için özellikle bu dönemde evlerimizden çıkamadığımız bu dönemlerde evin içinde yerine getirebileceğiniz çok güzel bir görev hazırladım. Eğer hazırsanız derin derin nefes alalım. Kendimizi bu göreve hazırlayalım. Siz bu nefesi alıp verirken nefeslerinizi ben de 5'ten geriye doğru sayıyorum arkadaşlar. Ve sonra hep birlikte görevimizi göreceğiz. 5, 4, 3, 2, 1... Akşam evde sofra kurulurken yardım et. İşte senin için bugün hazırladığım görev bu arkadaşım. Bu görev hem seni duygusal olarak çok mutlu edecek hem de dışarı çıkıp yürüyemediğimiz, hareketlerimizin kısıtlı olduğu bu dönemde sana hareket etme şansı, hatta belki de spor bile diyebilirsin buna, spor yapma şansı sağlayacak. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki normalde yemekleri genelde bizim annelerimiz ya da babalarımız hazırlıyorlar ve aslında genelde bütün gün çalışıp akşamları bunu yapıyorlar. Yani tam olarak bütün gün boyunca neredeyse çalışıyor oluyorlar ve bu onlar için aslında çok yorucu bir şey. Evet, onlar bizi çok sevdikleri için bunu severek yapıyorlar. Orası ayrı ama tabii ki de biz de onları çok sevdiğimiz için neden onlara yardım etmeyelim? Neden onların yükünü hafifletmeyelim? Onların taşıdığı bu yükü onlardan birazcık da olsa neden almayalım? Yardım etmek her zaman çok iyi bir fikirdir. Yardım etmek her zaman bir diğer kişiyi ve aynı zamanda yardım eden kişiyi çok mutlu eder. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim birlikte ipuçlarımıza. Acaba bu görevi nasıl yerine getirebiliriz? Arkadaşlar, öncelikle bir kere bu görevi yapmadan önce annenizi ve babanıza sormanızı, danışmanızı istiyorum. Çünkü normalde onların bir düzenleri var ve gerçekten bunu sizin yapmanızı istiyor mu, istemiyor mu bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden annenize ya da babanıza bu akşam sofra kurulurken yardım etmek istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Bu arada ben bir taraftan ipuçlarını verirken böyle gözümde canlandırmaya başladım. Gerçekten ailecek bir masanın etrafında oturmak, beraber yemek yemek, o güzel Tanrı'nın yarattığı lezzetli şeyleri yemek kim bilir ne kadar eğlenceli ve keyiflidir. Hatta kim bilir değil, biz biliyoruz bunu aslında, bunu yapıyoruz gerçekten. Ve gerçekten aslında bir masanın etrafında ailemizle ya da sevdiklerimizle oturabildiğimiz için her seferinde Tanrı'ya teşekkür etmemiz gerekiyor ve sağladığı yemekler için Tanrı'ya şükretmemiz gerekiyor. Çünkü eğer Tanrı bize yemek vermezse gerçekten karnımız guruldar, gurgur sesler gelir, acıkırız, karnımız doymamış olur. Bu yüzden her bir şey yediğimizde ve özellikle sevdiklerimizle ve ailemizle toplandığımızda Tanrı'ya hem etrafımızdaki insanlar için hem de masamızdaki, soframızdaki yemekler için teşekkür etmeliyiz. Gerçekten, çünkü Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki her zaman bizi bir şekilde bazı konularda, farklı farklı konularda düşünüyor arkadaşlar. Şimdi anneniz ya da babanız sizin sofranızı, sofraya yardım etmenize izin verdiyse eğer, verdikten sonraki aşamaya geçelim. Şimdi ikinci aşama şu arkadaşlar. Kulaklarınızı kocaman açıp, gözlerinizi kocaman açıp onların size söylediklerini dikkatle dinlemek. Çünkü
sofrayı tek başınıza hazırlayamazsınız. Siz unutmayın ki orada bir yardımcısınız. Sofrayı asıl kuracak kişi siz değilsiniz. Çok değerlisiniz, çok önemlisiniz ama o anda orada onlara yardım etmek görevindesiniz. Dolayısıyla onlardan gelen talimatları iyice dinlemeniz gerekiyor. Ve mesela onlar size şunu götür derse onu götürebilmek için, yani iyi bir sofra hazırlayabilmek için önemli olan şeylerden biri annenizi ve babanızı dikkatle dinlemek. Bir sonraki. Eğer anlamadığınız bir şey varsa tekrar sorun arkadaşlar. Bu konuda hiç çekinmeyin, hiç utanmayın. Belki daha önce hiç bu görevi yapmadınız, daha önce hiç sofraya yardım etmediniz. O yüzden mutlaka sorun ki bu bilgiler kalıcı olsun. Bir sonraki yardımınızda birçok şeyi biliyor olabilirsiniz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu da çok önemli. Anne ve babanızın ya da ablanız ya da abiniz ise sofrayı hazırlayan kişi, her kimse size verdikleri görevi onların söylediği şekilde yerine getirmek. Yani size ne derlerse o görev, onu o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ama eğer sizi yönlendirmez ve herhangi bir şekilde yardım edebileceğinizi söylerlerse, mesela diyelim normalde dediler ki size bu salatayı masaya götür ya da peçeteleri diz, peçete biliyorsunuz ağzımızı elimizi silmek için çok önemli, ya da çatalı bıçağı koy diyorlarsa bunu yapın. Ama eğer bunu demedilerse ve size şöyle söyledilerse eğer, istediğin şekilde yardım edebilirsin. O zaman haydi bakalım ben size yardımcı olayım bu konuda. Mesela eğer masada henüz tabak yoksa masaya tabakları götürebilir ve yerleştirebilirsiniz. Her kişinin önüne tabak koyabilirsiniz. Onun dışında eğer ağır değilse hazırlanmış yemekleri masaya taşıyabilirsiniz. Bunlar belki tencereyle masaya gidecek, belki bir kasenin içinde gidecek, belki tabakları hazır konmuş bir şekilde gidecek. O zaman onları masaya, sofraya taşıyabilirsiniz. Onun dışında çatal, kaşık, bıçak, bardak ve peçete gibi masada mutlaka olması gereken, yememize yardımcı olacak şeyleri masaya taşıyabilirsiniz. Yani yemek gereçlerini. Taşıdıktan sonra ise şöyle yapıyoruz. Normalde herkesin bir sofra düzeni vardır aslında. Yine bu konuda bence anne ya da babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Ama diyelim eğer kendi başınıza yapıyorsanız, o an etrafınızda sorabileceğiniz biri yoksa, benim size tavsiyem şöyle yapabilirsiniz. Tabağı koydunuz ya ortaya. Onun sol tarafına çatalı koyabilirsiniz ve onun yanına da peçeteyi koyabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ben mesela peçeteyi genelde üçgen şekilde katlayıp öyle koyarım. Siz isterseniz dikdörtgen yapabilirsiniz, isterseniz açık koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ondan sonra sağ taraf arkadaşlar bıçak ve onun yanına da bıçağın dış kısmına da kaşığı koymanızı tavsiye ediyorum. Normalde benim koyduğum düzen bu şekildedir. Ve arkadaşlar dediğim gibi yine de kendi düzeniniz neyse annenize babanıza sorabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz ama eğer ise derlerse tamamen istediğin gibi yap diye, o zaman kendi yaratıcılığınızı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki aklınızda şu soru var biliyorum. Nora abla bu görevin bana nasıl bir faydası var? Neden bu görevi yerine getirmeliyim diye soruyorsanız eğer, tabii ki de ilk olarak ailenize yardım etmeniz onları çok sevindirecektir. Tüm gün yorulmuş olan anne ve babaya bu harika bir hediye gerçekten. Özellikle evden çıkamıyoruz. Bu dönemde ailemizi mutlu edebiliriz. Ve aynı zamanda ailemizi mutlu etmek eminim sizi de çok ama çok mutlu edecektir. Birinci faydası bu. Bir diğer faydası, İleride bunları yalnız yapacaksınız. Bir gün büyüyeceksiniz değil mi arkadaşlar? Kendi eviniz olacak hatta ve o zaman bu görevi gerçekten yapmayı çoktan öğrenmiş olmanız gerekiyor. İşte şimdiden size öğrenmenin harika bir yolu. Yardım etmek gerçekten bir şeyi öğrenmenin en iyi yollarından biridir bazen. Bu şekilde ileride yapmak için harika bir pratik zamanı sizlere. Bir diğeri, sizin bunu öğrendiğinizi gördüğünde anne ve babanız çok mutlu olacaktır. Yani anne ve babanızı ikinci kez mutlu etmiş oluyorsunuz aslında. Birincisi yardım ettiğiniz için. İkincisi de sizin öğrendiğiniz her yeni şey için aileniz çok seviniyor. Çünkü sizi çok seviyor. İşte bu yüzden de arkadaşlar bence kesinlikle sofraya yardım edebilirsiniz. Bir diğer güzel faydası, diyelim siz bir abi ablasınız, eğer bir kardeşiniz varsa işte o zaman onun için de çok faydalı. Çünkü genelde sizi örnek alıyorlar onlar. Sizi çok sevdikleri için yaptığınız şeyleri bazen taklit ediyorlar, merak ediyorlar. Eğer sizin ailenize yardım ettiğinizi görürlerse gerçekten kardeşleriniz de buna özenecekler ve heyecanla ailenize yardım etmek isteyeceklerdir. İşte şimdi sizler daha şimdiden bile
onların hayatına çok büyük bir katkı sağlamış olduğunuz. Çünkü arkadaşlar, onlara, anne ve babanıza yardım etmek konusunda örnek olmuş oldunuz. Hadi bakalım çakın bana şöyle bir çak. Süpersiniz arkadaşlar. Evet, artık görevinizi yerine getirmeye hazırsınız. Haydi bakalım, şimdi sizi bir güzel Ege'ye yolluyorum. Vay be, ne güzel köpükler. Biliyor musunuz, köpük hem katı, hem sıvı, hem de gaz. İnanabiliyor musunuz? Maddenin üç hali bir arada. Bu pek kötü bir haber değil ama yine de kötü bir haber. Uzayda 3 kişi öldü. Soyuz 2 uzay gemisi kazasında ölenlerin 3'ü de Rus. Dişi orangutanlar 8 yılda yavrular. Vay be, çok fazla değil mi? 2 yavru arasında 2 yıl olabilir. Kuzey Kore'de fakirlerin ve hastaların fotoğrafının çekilmesi yasaktır. Bunun nedeni ise ülke imajının bozulmasıdır. Arkadaşlar, nasıl, ne zaman bölümüne hoş geldiniz. Benim en sevdiğim bölümlerden biri. Aslında bugün yanıtlayacağım soruyu daha önce yine size yanıtlamıştım ama çok uzun zaman oldu ve bu gerçekten benim çok sevdiğim bir bilgi. Arkadaşlar, eğer hazırsanız birlikte soruyu göreceğiz. Soruyu gördükten sonra da sizi bir kumdaki hikayelere göndereceğim. Ondan sonra bu sorunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Haydi bakalım sorumuz neymiş, görelim hep birlikte. Babil ülkesi. Bu ülkede putperestler, yani Tanrı'ya değil de putlara tapan insanlar yaşardı. Bir gün Babil kralı Nebukadnezar altından çok büyük ve görkemli bir heykel yaptırdı. Kralın adamlarından biri heykelin yanında durup Kral Nebukadnezar'ın emirlerini etraftaki insanlara duyurdu. Şöyle diyordu: "Ney, ut, lir gibi çalgıların sesini duyduğunuzda hepiniz derhal kralın yaptırdığı heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın ateşe atılacaktır." Bir gün Kral Nebukadnezar, bazı kişilerin verdiği emirlere uymadığını öğrendi. Bunlar kendi ülkesinde çalışan Şadrak, Meşak ve Abednego'ydu. Bu üç arkadaş kralın emirlerini dinlemeyip altın heykele hiç tapınmadılar. Çünkü onlar Tanrı'nın halkından olan Yahudilerdi ve Tanrı'dan başkasına tapmazlardı. Kral bu üç arkadaşla yüzleştiğinde onlara şöyle dedi: "Eğer altın heykele tapınmazsanız sizi kızgın fırına atacağım." Üç arkadaş korkusuzca krala cevap verdiler: "Tapındığımız tanrımız bizi senin elinden ve kızgın ateşten kurtaracak güçtedir. Biz altın heykele hiçbir zaman tapınmayacağız." Kral büyük bir öfkeyle emir vererek üç arkadaşın kızgın fırına atılmasını istedi. Kral Nebukadnezar, üç arkadaşın kızgın fırına atılmasını emrettikten sonra
güçlü askerlerinden kızgın fırının her zamankinden 7 kat daha fazla ısıtılmasını istedi. Bundan sonra askerler Şadrak, Meşak ve Abednego'yu kızgın ateşin içine attılar. Bu sırada çok garip bir şey Kral Nebukadnezar'ın dikkatini çekti. Kral kızgın fırına bakarak yanındakilere, "Siz ateşe sadece 3 kişi atmadınız mı?" diye sordu. Etrafındakiler, "Evet yüce kralım," diye cevap verdiler. Kral, "Ben fırında 4 kişi görüyorum. Ateşin içinde yürüyor ve yanmıyorlar." Kral fırına yaklaşarak 3 arkadaşa, "Fırından hemen çıkın," diye seslendi. 3 arkadaş fırından çıktıktan sonra kral ve etrafındakiler çok şaşırdı. Çünkü ateş onlara hiçbir şey yapmamıştı. Ne elbiseleri ne de bir tel saçları yanmamıştı. Bunun üzerine kral şöyle dedi. "Kullarını koruyan Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur." Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. "Rab benden yana, korkmam. İnsan bana ne yapabilir?" 118. Mezmur 6. Ayet. Yapılır arkadaşlar. Gerçekten zaman zaman hayatımıza büyük bir neşe ve büyük bir lezzet katan çikolata hepimizin çok sevdiği bir şey. Bunu biliyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, çikolata çok güzel bir şey ama aynı zamanda fazlası gerçekten zararlı bir şey. Sizlere daha önceden de bahsettiğim gibi eğer dişlerinizin ağzınıza kısa zamanda veda etmesini istemiyorsanız ya da ağzınızda ağrı çekmek, dişlerinizin çürümesi gibi böyle şeyleri yaşamak istemiyorsanız lütfen ama lütfen çok fazla çikolata tüketmeyin. Evet, zaman zaman yiyebilirsiniz. Çok da lezzetli gerçekten. Ama sadece çok fazla şekerli şey tüketmek, ki çikolatada şeker fazlasıyla var. İşte bu yüzden arkadaşlar dişlerimize zarar verebilir. Dişlerimizi çürütebilir, dişlerimizi dökebilir. İşte arkadaşlar bu yüzden de söylediğim gibi mümkün olduğu kadar az çikolata tüketmeye dikkat edelim. Zaman zaman canımız çok tatlı çektiğinde, şeker çektiğinde çikolata yerine geçebilecek bir sürü şey var. Mesela Tanrı'nın yarattığı o güzel meyveler var bir kere. Tabii ki de aynı zamanda onun içinde de şeker var. Ama daha doğal bir şeker. En azından yapay, suni, insan eliyle üretilmiş bir şeker değil. Dolayısıyla meyve yiyebilirsiniz canınız çok tatlı çektiğinde ama zaman zaman tabii ki de aileleriniz izin verdiği müddetçe çikolata da yiyebilirsiniz. Şimdi haydi bakalım bu sorumuzun cevabı gelsin. Acaba bizim o çok sevdiğimiz çikolata nasıl yapılıyormuş, nasıl oluşuyormuş? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir kere çikolata normalde doğada kendiliğinden olan bir şey değil. Böyle bir ormanın ortasında yürürken böyle paketli, böyle kapalı bir çikolata görürsek ya da böyle bir kalıp şekilli, güzel, minik, kare kare bir çikolata görürsek bilin ki arkadaşlar orada yalnız değilsiniz. O ormanda daha önce biri o çikolatayı oraya bırakmış. Çünkü çikolata doğanın kendi kendine ürettiği, en azından o kalıp şeklinde gördüğünüz doğanın kendi kendine ürettiği bir şey değil. İnsanların fabrikaların ve makinaların bu konuda çok büyük etkisi var. Şimdi evet, şu an ekranda gördüğünüz arkadaşlar resim, bu bir kakao ağacı. Ne kadar enteresan görünüyor değil mi? Şekli ne kadar değişik. Sıcak ve yağmurlu ülkelerde yetişen kakao ağaçları vardır arkadaşlar. Ve bu kakao ağaçları olmasaydı çikolata üretmek mümkün olmazdı. Ama sıcak ve yağmurlu ülkelerde bu kakao ağaçları yetişiyor. Ve işte şimdi bunun üzerinde gördüğünüz bu kocaman o sarı şeyler arkadaşlar kakaonun yani ne denir onlara? Kakao ağacının baklaları veya yaprakları diyebiliriz onlar için arkadaşlar. Ve işte bu yaprakların ya da
butler diyebileceğimiz bu sarı kocaman şeylerin içerisinde çok önemli bir şey var. Kakao çekirdekleri var arkadaşlar. Kakao çekirdekleri çikolata üretiminin olmazsa da olmazı. Çünkü aslında özü oradan geliyor. İşte bu gördüğünüz kocaman o yapraklar açılarak içindeki çekirdekler toplanıyor. Normalde bu çekirdekler aslında ilk açtığımız zaman böyle kahverengi olmuyor ya da böyle sert olmuyor. Genelde onlar daha çok beyaz ve yapışkan ve yumuşak oluyorlar. İşte onların içinden, bu yaprakların içinden o çekirdekler toplanıyor ve onlar bir güzel kavruluyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar ondan sonra onlar güzelce kavrulduktan sonra kabukları açılıyor ve kabukları atılıyor. Yani aslında o gördüğünüz şeyler dış kabukları. Onun içinde başka bir şey var. Geriye uç adı verilen kırık kakao parçacıkları kalıyor. Yani bu kavrulduk, bu çekirdekler kavrulduktan sonra ve kabukları açılıp atıldıktan sonra içinde geriye uç adı verilen kakao, kırık kakao parçacıkları kalıyor. Eğer isterseniz bunları da yiyebilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum çünkü tadı hiç lezzetli değil arkadaşlar. Ben denemedim ama öyle duydum. Henüz tatlı değiller onlar. Yani bir çikolata tadını size asla vermez. Bu uçlar kocaman alet ve makinalarla uzun uzun saatler boyunca karıştırılıyor ve sonunda bir macuna dönüşüyor. Yani biraz daha böyle yumuşamış, daha böyle elastik bir hal almış oluyor ve ondan sonra onun içine şeker, kakao yağı, vanilya ve süt ekleniyor. Tabii ki bu işlemler genelde büyük fabrikalarda oluyor arkadaşlar. Çünkü bir insan gücü onları kavurmaya, böyle karıştırmaya yetmeyebilir. Ondan sonra ortaya bir karışım çıkıyor. Ve bu karışım tekrar ve tekrar öğütülüyor, eziliyor ve yeniden karıştırılıyor arkadaşlar. Yani bu işlemin olmazsa olmazı aslında karıştırmak. Ve ardından defalarca, yani birkaç kez ısıtılıyor ve soğutuluyor arkadaşlar. Ve finalde de bir çikolata barına dönüştürülüyor. Yani o paketleri açtığımızda içinden çıkan böyle küçük kare kare şekilli bir bütün çikolatalar var ya, işte onlara çikolata barı deniyor. Dediğim gibi eğer bir ormanda yürüyorsanız ve önünüze bir çikolata barı geldiyse ona aldanmayın. Çünkü arkadaşlar size az önce de söylediğim gibi, anlattığım gibi bir insan olmadan, fabrika olmadan doğanın kendi kendine sunabileceği bir şey değil bir bar çikolata. Şimdi madem bu kadar anlattık, o zaman siz bunu mutlaka izleyin. Bir görün bakalım bu kadar anlatının üstüne görsel olarak nasıl yapılıyormuş bir çikolata. Siz şimdi bir video izleyeceksiniz. Onun ardından da meyveziyi izleyeceksiniz. Sonra Tanrı'nın sözünde burada buluşuyoruz. Ne oldu sana? Tableti bulamıyorum. Buraya bıraktığına emin misin? Evet. Kim aldı? Bir dakika dur. Kimse almamıştır. Hemen kötü düşünme. Kim aldıysa hemen getirsin, yerine koysun. Çok ayıp, çok. Bak, biri izinsiz aldıysa ayıp ama
Gönlünü bu kadar kötüye yorman da iyi değil Zihi. Kim aldıysa onunla domates sulu... Aman külahlarımızı değişeceğiz. Peki Zihi, bir şey soracağım. Alt tarafa baktın mı? Oradaymış değil mi? Evet. Oraya sen mi bırakmıştın? Evet. Aferin Zihi. Bak, güzel yüreğini üzmeye değdi mi şimdi? Değmedi. Ya, ne diyor Efesliler de? Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Katılıyor musun Zihi? Evet, katılıyorum be. Çok haklısın. Tamam, tamam. Hadi gel. Üzme kendini. Gel kardeşim. Geçti, geçti. Artık güzel günün gönlünü daha ferah tutacağını düşünüyorum. İşte bunda da çok haklısın. Tamam, hadi çak bakalım. Çak, hop. İşte bu. İşte bu. Aferin. Evet, bugün ne yapıyorduk? Bugün günlerden Saint Pierre Kilisesi. Hah, ne güzel hatırlattın. Antakya'daki Saint Pierre Kilisesi'ni anlatacaktık, doğru. Görsellerde tablette belirdi hemen. Ne biçim tablet bu ya? Sahibinin bile anlamadığı tablet. Nasıl? Yok yok bir şey. Evet, güzelce hangi kamera benim? Evet. Antakya, günümüzde Hatay ili sınırlarında bulunan tarihi bir kent. Hatay, ülkemizin en güneyinde bulunan şehri. Akdeniz bölgesinin sınırları içerisinde. Kilise, kilise. Ya tamam, hemen oraya geliyorum. Antakya'da Saint Pierre adında bir kilise yer alıyor. Bu yapı doğal bir mağara ve zamanında kilise olarak kullanılmış. Burası Aziz Petrus'un ilk vaaz verdiği yer. Wow. Doğru, dağısı var. İsa Mesih takipçilerinin ilk defa Hristiyan adını aldığı yer aynı zamanda. Yani insanlara ilk defa burada Hristiyan denilmeye başlanıyor. Elçi Paulus'un rotasında kısa bir mola vermeye değer bir yer burası mı? Evet, mağara Hristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra yapılan eklemeler ile güncellenmiş. Günümüzde de ziyarete açık bir müze. Çok güzel bilgiler mi? Çok teşekkürler. Rica ederim Zihi. Elçi Paulus geçen bölümde de anlattığımız üzere Antakya'dan Selefke'ye yol almıştı. Oradan da Kıbrıs'a gitmişti. Kıbrıs'ta karaya çıkınca Salamis'e yol aldı. Burada Tanrı sözünü Yahudilere anlattı. Salamis? Evet, Salamis. Biraz da şimdi Kıbrıs'ı ve Salamis'i anlatalım ve Paulus'un yolunu takip etmeye devam edelim. Ne dersin? Sonra da doğru mu yanlış mı sorusunu sorarsın. Olur mu? Anlaşma anlaşmadır. Evet, devam ediyorum. Kıbrıs Adası günümüzde iki ülkenin toprağının olduğu bir bölge. Salamis'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa şehrinin yakınlarında yer alan bir kent. Paulus burada çok önemli bir olay yaşayacak ve geçen bölümlerde de bahsettiğim üzere biz de ona artık Saul değil, Paulus diyor olacağız. Böyle merakta bıraktırıcı şekilde anlattığına göre galiba bu bilgiyi sonraki bölüme saklıyorsun be. Kardeşini iyi tanıyorsun. O zaman doğru mu yanlış mı sorun geliyor. Evet, hadi gelsin bakalım. Müzikte tempo ile ilgili terimler Rusça kökenlidir. Doğru mu, yanlış mı? Tempo, evet. Rusça. Tempo, müzik eserinin çalınma hızı anlamında değil mi? Evet. O zaman bence yanlış. Avrupa'nın daha batısındaki bir yerden olduğunu anımsıyorum. Harikasın. Müzik terimlerinin neredeyse hepsi İtalyanca kökenli. Müzikteki tempoları göz atacak olursan, ağır tempolu eserlere andante dendiğini duyarsın. Bu kelime İtalyanca'da ağıra yakın anlamına gelir. Çabuk, hızlı anlamlarına gelen presto kelimesi de hızlı eserleri tabir etmek için kullanılır. Ya ne güzel bilgiler bunlar Zihi. Teşekkür ederim. Asıl sana teşekkürler. Sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Evet
arkadaşlar. Tanrı'nın sözünde birlikteyiz. Bugün dün kalan konumuzu devam edeceğiz. Dün kilise hakkında konuşmaya başlamıştık. Çok önemli bir konu. Özellikle böyle bir dönemde evlerimizden çıkıp kiliseye gidemediğimiz, o kilise binasına gidemediğimiz bir dönemde bugün hepinizi umutlandırmak istiyorum arkadaşlar. Hiç korkmayın, hiç üzülmeyin, hiç endişe etmeyin. Evlerinizden çıkıp kilise binasına gidemiyorsunuz diye kiliseye gidemediğiniz anlamına asla gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bir soru sormuştum, hatırlıyor musunuz? Kilise size göre kocaman bir haçı olan, kocaman çanları olan, içinde mum yanan, eski tarihi böyle bakarken kafamızın arkaya düştüğü yüksek binalar mı size göre demiştim. Arkadaşlar bana göre kilise Mesih'i seven, Tanrı'yı bilen, Tanrı'yı tanıyan, Mesih'in bizim kurtuluşumuz için canını verdiğine inanan kişilerin bir araya geldiği, birlikte toplandığı bir yerdir. Nasıl yani? Kilise derken yani biz bir binaya gitmesek de olur mu Nora abla? Diye soruyorsanız aslında şu an günümüzde bazı kişiler kilise binasına gidiyorlar ve bazı kişiler birkaç kişiyle birlikte evlerinde toplanıp kilise yapıyorlar. Eğer imkanınız varsa, bu salgın hastalık dönemi bittikten sonra normalde zaten bir kiliseye gidiyorsanız tabii ki o kiliseye gitmenizde fayda var. Benim size tavsiyem, evet, o kilise binasına gitmelisiniz. Çünkü orada topluluk var. Ama zaten bazı insanlar da evlerinde toplanıyorlar ve orası da bir kilise sayılıyor. Yani bir yerin kilise olması için ne kocaman çanlara, ne kocaman haçlara, ne yanan mumlara, ne de koskocaman görkemli binalara gerek yok arkadaşlar. Gerekli olan tek şey ne biliyor musunuz? Mesih'in varlığını hissetmek ve Mesih'in varlığını bilen, Mesih'i kabul eden, Mesih'e övgü sunan, Mesih'e Tanrı'ya dua eden insanların bir arada olması. Peki bunu neye göre söylüyor Nora abla? Hemen anlatayım sizlere. Arkadaşlar aslında kilise kelimesi var ya, kilise kelimesi. Grekçe'de eklesya kelimesinden gelir ve eklesya kelimesi topluluk anlamına gelir. Yani kilise İsa Mesih'e iman eden, onu seven, onun bizler için yaptığı şeyleri, kurtuluş planını kabul eden kişilerin bir araya gelmesi ve bir şeyler paylaşması anlamına gelir. Ama tabii ki de bir şeyler paylaşması derken Rab'le ilgili olması gerekiyor. Mesela Tanrı'ya tapınmak, belki Tanrı'nın hayatımızda yaptığı iyi şeyleri anmak, bunlar hakkında bahsetmek, belki Tanrı'yı öven, Tanrı'yı yücelten bir şarkı, bir ilahi söylemek, belki birbirimiz için dua etmek, belki sadece birbirimiz için değil ama dışarıdaki insanlar için, bütün dünyadaki insanlar için, tanıdığımız, tanımadığımız, Mesih'i kabul eden, Mesih'i kabul etmeyen insanlar için, hastalar için dua ettiğimiz yerdir kilise. Yani aslında bir yerin kilise olması için kilise binasına gitmemiz gerekmiyor arkadaşlar. Size bir ayet okumak istiyorum. Bu ayetle bence çok daha iyi anlayacaksınız. Matta bölümünde şöyle der. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım diyor Rab. Yani demek istediğim şey aslında bizler nasıl kilise Tanrı'nın evi, babamızın evi, özlediğimiz, bu dünyada bizi en çok seven kişinin evi ise orası. Hani onu ziyarete gidiyorsak aslında bazen de Mesih bizim yanımıza geliyor. Mesih bizi ziyaret ediyor. İşte burada söylediği gibi nerede iki ya da üç kişi, yani bir kişiden fazla olması gerekiyor. Ama nerede iki kişi ya da üç kişi ya da dört, beş, on, yirmi, otuz, yüz hiç fark etmez. Nerede birkaç kişi benim adıma toplanırsa ben orada aralarındayım diyor. Yani Tanrı aslında sizi Tanrı'nın ismini andıkça ve tabii ki iki kişi olabilir, üç kişi olabilir. Böyle zamanlarda çok kalabalık toplanmamayı tavsiye ediyoruz. Belki sadece ailenizle bunu yapabilirsiniz. Ama Mesih sizi ziyaret etmek için çok heyecanlanıyor. Belki de bu durumu şöyle düşünebiliriz. Normalde biz Tanrımızın evine ziyarete gidiyoruz ama belki de bu dönemde Tanrı bizim evimize ziyarete gelecek. O zaman onu evimizde ağırlamak gerçekten çok keyifli olabilir. İşte bu yüzden Tanrı'dan uzak kalıyor muyum? Acaba Tanrı beni duymuyor mu? Acaba kiliseye gidemediğim için Tanrı ile ayrı mı kaldım? Tanrı'ya acaba mektup mu yazsam diye düşünmenize hiç gerek yok. Tanrı'nın ismini andığınızda annenizle, babanızla, kardeşinizle fark etmez o evin içinde kim varsa onunla birlikte Tanrı'nın ismini andığınızda zaten orası bir kilise haline geliyor arkadaşlar. İşte bu yüzden bu dönemde sizi Tanrı ile zaman geçirmek için teşvik ediyorum arkadaşlar. Kiliseye gidemiyorsunuz diye Tanrı ile ilişkinizde hiçbir sorun yok.
Tanrı ile ilişkinizde hiçbir şey olmadı. Tanrı hala sizi çok seviyor. Tanrı hala sizin yanınızda. Tanrı hala sizi böyle sıkı sıkı kucaklamak istiyor. Yeter ki onun ismini anmayı unutmayın hayatınızda. Yeter ki günlük hayatınızı ona anlatın, onunla paylaşın, ona bir şeyler anlatın ve ona bir şeyler sorun, onun sözünü okuyun. İşte o zaman zaten kilise sizin olduğunuz yer olacaktır. Nora abanızdan bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.